geçici emekli Dul Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Başkanı olarak çok üzgün olduğumuzu belirtmek durumundayız. Neden? Aylardır, yıllardır sayın milletvekillerimize, ilgili bakana, muhalefet liderlerine, sayın cumhurbaşkanımıza dosya vermemize rağmen sanki hiç haberleri yokmuş gibi sayın cumhurbaşkanımız yurt dışından gelirken basına açıklama yapıyor. Memura verilir de, çalışana verilir de, emekliye verilmez mi diyor. Sanki haberi yokmuş gibi. Tüm İşçi Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu emekliler olarak cezalandırıldıklarını ancak bu cezayı hak etmediklerini söyledi. Emeklinin perişan ve aç olduğunu belirten Mustafa Sarıoğlu, Türkiye'de 16 milyon Zonguldak'ta ise 170 bin emekli olduğunu hatırlatarak bizimle kimse dalga geçemez dedi. Hak verecekse o verecek, vermeyecekse de o vermeyecek. Şu ana kadar vermedi. Bizi mağdur etti. Emekli zor durumda, emekli perişan. Ben 25 sene yeraltı maden ocaklarında çalışmış, anam dinimi ağlamış ya. Sırt ağrısından duramıyorum, gözlerime bak. Pnömokonyoz var. Binlerce emekli perişan durumda. Türkiye'de 16 milyon emekli var. Zonguldak'ta 170 bin emekli var. Yahu emekli perişan, emekli aç, bizimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Verecekseniz verin, vermeyecekseniz biz de sokağa çıkalım. Milyonlarca emekli, biz de sokağa çıkalım, biz de bağıralım, biz de çağıralım. Siz bağıranlara, çığıranlara, haddini bilmeyenlere hak vermeye çalışıyorsunuz. Biz ne yaptık? Ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı sevdik. Huzur olsun dedik, istiklal olsun dedik, hata mı ettik? Ama zor durumda kaldık. Bir de bizi suçluyorlar, emeklileri. Neden? Siz misiniz Cumhurbaşkanı'na oy veren? Buyurun, cezanız budur diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, biz bu, hak etmedik bu haksızlığı. Herkese aklı selime davet ediyorum. Milletvekilimizden Cumhurbaşkanımıza kadar. Herkes aklı selim hareket etsin. Milyonlarca insanız biz. Çoluğumuzla, çocuğumuzla. Biz ağırbaşlıyız. Biz bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi seviyoruz. Ama bizi ciddiye almayanları öyle bir zaman gelir ki Türkiye genelinde biz de ciddiye almayacağız diyorum. Sükut hayale uğrayacaksınız diyorum. Bir kez daha emeğin, emeklinin başkentine uyuyorum. Saygılar sunuyorum.